Gündemin içinden programıyla karşınızdayız sevgili seyirciler. Bugün programımızı Ankara Barosu'ndan gerçekleştiriyoruz. Ankara Barosu'ndaki programımızın konuğu Baro Başkanı Hakan Canduran. Efendim bizi burada ağırladığınız için teşekkür ederiz öncelikle. Hoş geldiniz, biz teşekkür ederiz. Türkiye'de yargıyla ilgili olarak son günlerde önemli tartışmalar var. Yüksek Yargı Başkanlarının Cumhurbaşkanı ile birlikte bazı etkinliklere katılmasıyla birlikte başlamıştı bu tartışmalar. Bu tartışmalarla ilgili yeni gelişmeler de var, yeni açıklamalar da var. Bunları detaylı olarak konuşacağız. Ama sıcak bir gelişmeyle başlayalım isterseniz. Alman parlamentosu bir yasa tasarısını kabul etti. 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden yasa tasarısı Alman parlamentosundan geçti. İsterseniz bunu bir değerlendirin. Bunun hukuki boyutunda değerlendirmenizi rica edeceğim. Bu ne anlama gelir Türkiye açısından? Üzülerek birkaç dakika önce öğrendim ben de Alman parlamentosunun bu soykırım yasasına ilişkin verdiği kararı. Tamamen politik bir karar. Hiçbir hukuki yönü yok. Hiçbir şekilde kabul edilir bir yanı yok. Biz şunu isterdik. Alman parlamentosu, Türk parlamentosuyla bir ortak çalışmayla bilimsel bir hazırlık yaparak, bu işin uzmanlarını bir araya getirerek, olayların gerçekliğini sonuna kadar araştırmasını, ardından bulduğu sonuçlara göre hareket etmesini beklerdik. Ki böyle bir durumda ortaya çıkacak sonucun gerçekten bir soykırım olmadığı, bunun soykırımın sesinden dahi bahsedilemeyecek bir olay olduğu ortaya çıkacaktı. Ama Alman parlamentosu ne yazık ki tüm uluslararası hukuk kurallarını bir kenara koymuş ve tamamen politik, Türkiye'yi baskı altına alacak bir karar alma çabası içine girmiştir. Kabul edilmesi mümkün değildir. Uluslararası hukukta etkin ve uygulanabilir bir yönü olduğunu da düşünmemekteyim. Ama psikolojik olarak Türk milletini, Türk ulusunu zorda bırakmaya çalışan bir karardır. Bununla ilgili olarak Türk parlamentosunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir hazırlık içerisinde olduğunu seyircilerimize duyurarak biz isterseniz konumuza geçelim. Peki. Gerçekten tartışmalı bir konu. Son günlerin en sıcak konularından. Ve daha da tartışmanın uzayacağı çok belli. Tartışmanın da uzayacağı belli. Yargı başkanları, yüksek yargının başkanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir programa katıldılar. Bu programda da çay topladılar. Bu çay toplama programıyla birlikte tartışma başladı. Yargı bağımsızlığı üzerinden de bu tartışma devam ediyor. İsterseniz şuradan başlayalım. Yargı başkanları, yüksek yargının başkanları Cumhurbaşkanı'yla bir etkinliğe katılıp o etkinlik çerçevesinde de çay toplayabilir mi, toplayamaz mı? Şimdi şöyle başlamak lazım. İşi sadece bu yönüyle, sosyal yönüyle aldığınızda masum görünebilen bir olaymış gibi geliyor. Ve tabii bu kısmıyla aldıkları için hükümet, onların halka anlatımı çok masumiyet içinde geçiyor. Ama biraz daha geriye giderek olaya bakmakta fayda var. Türkiye'de yüksek yargı organlarının başkanlarına müdahale ilk bu zaman mı başlamıştır? Buradan bakmamız lazım. Hükümete geldiği andan itibaren hep yargıyı kendi içine alma, yönetme, bağımsızlığını ortadan kaldırma ve kendi yargısını kurma çabası içinde olmuştur. Bunun hiç kimse inkar etmesin, olay budur. Kendi milletvekilleri, kendi parlamenterleri dahi ne demişlerdir? Yargı zaten bizim. İstesek şunu yaparız, bunu yaparız. Bu bile yargının kendi taraflarına olduğunun garantisi altına alındığını gösterir bir tutum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki çay toplamaya gittik, benimle birlikte gittiler, ne oldu? O zaman Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'nın konuşmasında yüksek yargı organlarının başkanlarının tutumlarına da bir bakalım. Hemen izleyelim. Orası da demokratik bir ülke. Söylenene göre burası da demokratik bir ülke. Neden orada yüksek yargı organlarının başkanları konuşma bittikten sonra bırakın ayağa kalkmayı alkışlamadılar bile? İstiflerini bozmadılar. Neden? Çünkü bağımsız yargının unsuru yüksek mahkemenin başkanlarıdır. O zaman yüksek mahkeme başkanları hükümetin idare heyetinin uzağında olmak, onlarla iç içe fiili hareket etmemek durumundalar.
Anayasanın 6. maddesi, 8. maddesi, 138. maddesi çok açık. Yargının bağımsız ve tarafsız olacağı ortada. Siz hükümet cumhurbaşkanıyla bir etkinliğe, ki ilk etkinlik değil, bir sürü etkinliğe artık yanında alıp götürmeye başladı. Katılırsanız işte zaten zedelenmiş olan bu bağımsız yargı idesini iyice ortadan kaldırmış olursunuz. O yüzden anlatıldığı kadar masum değildir ve başbakan yardımcısı da bugün geri almakla birlikte ifadesini ilk ifadesinde açıkça ortaya koymuştur. Nasılsa cumhurbaşkanı onların da cumhurbaşkanıdır. Yüksek yargı organlarının başkanları da cumhurbaşkanına bağlıdır diye ifade de etmiştir. İşte bu algıyı ortadan kaldırmak için cumhurbaşkanının gezilerinde yüksek yargı heyetini hiçbir şekilde yanına almaması gerekmektedir. Daha önce biliyorsunuz Danıştay'da da Danıştay başkanının başbakanı cumhurbaşkanını arabaya bindirirken önünü ilikleyip yerlere kadar eğildiğini hep birlikte izlemiştik. İşte yargının bağımsız olduğu göstergesini bize uzaklaştıran görüntüler o zamandan başlamıştı. Bugün de artarak devam ediyor. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı'nın da açıklamaları oldu. Bu açıklamalar da çok tartışıldı ve önümüzdeki süreçte de tartışılmaya devam edecek evet. Açıklamalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu eleştirilerin üzerine alışılacak. Bundan sonra da yargı başkanları benimle ziyaretlere katılacak yönünde bir açıklaması oldu ve bunun da herkesin alışması gerektiğini ifade etti. Yani bu süreçten sonra da biraz da şunu da konuşalım bu açıklamayla birlikte. Bundan sonraki yargı başkanları hangi adımları atmaları gerekiyor ya da Cumhurbaşkanı dediği gibi biz ona alışacağız. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı hiç heveslenmesin, biz alışmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları da alışmayacak. Çünkü siz bir demokratik devlet içinde, demokratik toplum içinde yaşamak istiyorsanız bunlara alışmamak zorundasınız. Biz toplumu buna alıştırılmaması, alışılmaması açısından her türlü aydınlatma görevini yerine getireceğiz. Bakın, biz şunu söylüyoruz. Yargıcın tek bir efendisi vardır. O da hukuktur. Yargıcın başka efendisi yoktur. Hiçbir cumhurbaşkanı efendilik taslayarak hiçbir yargıcı, bırakın yüksek mahkemenin başkanını, hiçbir yargıcı yanına alıp bir yere götüremez. Bu tutum ve davranış ve alışacaklar söylemi tamamen anayasaya aykırılık teşkil etmektedir. Bugün cumhurbaşkanı anayasaya aykırılık suçları işlemektedir. Bugün cumhurbaşkanı anayasayı bir kenara koyduğunu, kendisinin artık bir yazılı olmayan anayasa yazdığını itiraf etmektedir. Bugünkü parlamenter rejime göre bu bir suçtur. Bunun cezalandırılması zorunluluktur. Burada şunu sormak istiyorum. Bugün Başbakan Binali Yıldırım'ın bir açıklaması oldu. O da başkanlık sistemi ve anayasayla ilgili açıklama yaparken şu ifadeleri kullandı. Anayasa ne söylerse söylesin artık fiili durum başkanlık olmuştur. Biz bu fiili durumu legal duruma getirebilmek için anayasa değişikliğini yapacağız diyor. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Anayasa ne söylerse söylesin ifadesi hükümet açısından dillendirildiğinde ne anlama gelir? Şimdi bakın, Cumhurbaşkanlığının kendisi, Başbakanlık, anayasal kurumlar. Siz bu anayasaya bağlılık yemini ederek bu parlamentoya seçildiniz, bu parlamentodan başbakanı olarak çıktınız ve şu anda diyorsunuz ki anayasa fiilen yoktur. O zaman sizin meşruiyetinizi de artık halk sorgulamaya başlar. Neticede anayasayı biraz önce de söylediğim gibi rafa kaldırarak anayasayı artık kullanılmıyor, kullanmayacağım diyerek aslında sizi legal hale getiren anayasayı fiilen ortadan kaldırdığınızı ve bir suç işlediğinizi kabul ediyorsunuz. Evet, işte mahkemelerin, yargıçların bağımsız olmasını istememelerindeki neden bu. Eğer Türkiye'de bağımsız bir yargıdan, bağımsız yargıçtan bahsediliyor olsaydı bugün bu işlenen fiillere karşı gerekli takibatların Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmış olması gerekiyordu. Demek ki arzulanan duruma uygun davranılıyor. Bir yandan anayasa yok kabul edilirken, bir yandan da
onu yargılayacak, yok kabul edenleri yargılayacak bağımsız yargı ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Aslında projenin ne olduğu çok açık ortaya çıkmaktan. Cumhurbaşkanı ya da hükümet tarafı bu tür açıklamalar yapıyor. Ama biraz da yargı başkanlarına bakmak gerekmiyor mu? Yani yüksek yargının başkanları olan isimler de bu olay üzerine açıklamalar yaptı. Onlar da bunun protokol gereği olduğunu, protokol gereği kendilerinin o gezilere katıldığını ve o gezilerde bulunduklarını ifade ettiler. Yani protokolle böyle bir süreç var mıdır? Protokol gereği yargı başkanlarının buraya katılması ne anlama gelir? Şimdi protokolün içinde yüksek yargı başkanlarının tabii ki bir yeri vardır. Mesele farklı yere götürülüyor. Evet, 29 Ekim töreni olduğunda, 23 Nisan, 19 Mayıs törenleri olduğunda tabii ki Cumhurbaşkanı'nın katıldığı protokol gereğince yüksek yargı organları da o bayramlarda bulunabilirler. Ama bu şu anlama gelmez. Cumhurbaşkanı her gittiği seyahatte yanına yüksek yargı organlarının başkanlarını alıp da onlarla birlikte sanki bir arada yaşıyorlarmış, sanki onların başkanıymış havasıyla hareket edemez. Bu ikisinin birbirinden ayrılması gerekiyor. Ne yazık ki Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın hükümet yetkilileri de aynı tavır içinde bunu bir masumane hareket şeklinde göstermeye çalışıyorlar. Yüksek yargı organlarının Cumhurbaşkanı'yla ilk seyahati değildir bu. İlk çay toplamaları değildir. Daha önce başka Anadolu şehrinde de aynı davranışta bulunmuşlardır. Şimdi halkın tepkisi üzerine bunu yumuşatmaya çalışmaktadırlar. Bir süre sonra bundan vazgeçecek ama yeniden başlayacak. Bundan eminim. Burada yüksek yargı organı başkanlarına düşen bir görev var. Sizi hiç kimse görevinizden azledemez. Anayasal koruma altındasınız. Her ne kadar birileri anayasayı kabul etmiyor ve anayasanın uygulanmadığını düşünüyor olsa da siz anayasal koruma altındasınız. Hiçbir hükümet yetkilisi, hiçbir cumhurbaşkanı sizi azledemez. Siz ona bağlı olduğunuza ilişkin bir emarede bulunmayınız, bir harekette bulunmayınız. Bu halk anayasa gereği sizin bağımsız olduğunuzu ve tarafsız olduğunuzu kabul etmeye hazırdır. Lütfen bunu gösteriniz. Bu açıklamalar üzerine muhalefetin eleştirileri oldu. Muhalefet özellikle de yargı başkanlarının bağımsızlıklarını kaybettikleri gerekçesiyle istifa etmeleri yönünde çağrılarda bulunuyor. Bu tür çağrıları siz nasıl değerlendirirsiniz? Efendim şimdi yargı bağımsızlığı dediğimiz teminat, yargıçların, yargı erkinin hükümetten yani yürütmeden ve meclisten yasamadan ve kişilerden etkilenmemesi anlamına gelir. En basit tanım budur. Biraz önce söyledik. Yargıçın tek efendisi hukuktur. Başka hiç kimse tarafından yönetilemez. Şimdi burada eğer bağımsızlığını yitirdiğini düşünüyorsa sayın başkanlar derhal istifa etmelidir. Derhal. Ama benim kanaatim şudur. Bundan sonraki hiçbir cumhurbaşkanı toplantısına veya çağrısına uymadıklarını gösterebildikleri takdirde işte bağımsız yargının önderi olacaklardır. Yukarıdan aşağıya doğru yargıdaki diğer hakimlere, yargıçlara bir güven ve güç vereceklerdir. Anayasal bağımsızlığın temelini yukarıdan aşağıya doğru yayacaklardır. Ben istifa etmelerinden çok artık uyanıp anayasal haklarının sahibi olduklarını gösterip kendilerinin altında bulunan tüm yargıçlara bu gücü ve güveni vermek zorunda olduklarını söylemeleri ve verdiklerini hatırlatmaları gerekmektedir. Yargı bağımsızlığı konusunda yaptığı açıklamalarla çok tartışılan bir isim, o da Adalet Bakanı. Adalet Bakanı'nın daha önceki açıklamaları var, bu olay üzerine yaptığı açıklamalar var, bu olay üzerine bugün yaptığı açıklamada buna benzer olaylar 28 Şubat sürecinde yaşanmıştı. 28 Şubat sürecinde asker genelkurmaya briefing için yargı başkanlarını çağırmış, yargı başkanları da gitmişti gibi bir değerlendirmesi var. Bu iki olayı birlikte değerlendirdiğinizde yargı bağımsızlığı anlamında Adalet Bakanı'nın yaptığı bu açıklamalar ne anlama gelir? Şimdi Sayın Bakan'ın söylediği iki yanlıştan bir doğru çıkartmaya çalışmak. 28 Şubat'ı hiçbirimiz savunmadık ki. 28 Şubat'ta söylenen
yargıçların genel kurmayda briefing için çağrılmasına hangi biz evet demişiz? Kim evet demiş? Kim kabullenmiş? O zaman da karşıydık. Çünkü o zaman da yargıcın bağımsızlığı söz konusuydu, adaletin tecellisi söz konusuydu. Şimdi de aynısı. Yani o zaman bir yanlış yapıldı, hiç kimse ses çıkartmadı. Biz de bu yanlışı devam ettiririz demek, iki yanlıştan bir doğru üretmeye çalışmaktır. Sayın Bakan'ın bu ifadelerini çok olumlu karşılamak mümkün değil. Yanlıştan dönmeyi bilmek fazilettir. Umuyorum sözlerini geri alacaktır. Böyle bir süreç devam ederse bundan sonra bazı davalar var. Gündeme de çok sık geldiği için bunları sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı hakaret suçuyla açılan davalar var. Bu davalar sürecinde bir taraftan da yargı başkanlarının Cumhurbaşkanı ile birlikte gezilere katılması var. Buradaki kararlar tartışma konusu olur mu? Bunlarla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerinden hak ihlali ortaya çıkar mı? Şöyle söyleyeyim size. Türkiye'de Cumhurbaşkanı'na hakaretin cezasıyla Avrupa Birliği ülkelerinde Cumhurbaşkanlarına hakaretin cezası arasında dağlar kadar fark var. Türkiye'de 11 ay 20 gün ceza yersiniz. Avrupa'da 10 euro ceza ödersiniz. Bu demokrasinin özümsenmesi, demokratik olmanın ölçütüyle anlaşılacak bir kurumdur. Bugün Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruların hepsinde hak ihlali ortaya çıkacaktır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılacak tüm başvurularda demin verdiğim örnek dikkate alındığında Cumhurbaşkanı'na hakaretin bu kadar ağır cezalandırılmaması gereken basit bir suç olduğu, her vatandaşın da bunu rahatlıkla işleyebileceği kararı verilecektir. Bütün bu davalar dönecektir. Bundan %100 eminim, 99 değil. Bu genel çerçevesiydi yargı bağımsızlığının. Ama özel konular da var. Özelle inildiğinde de bazı olaylarla karşılaşıyoruz. Yani Türkiye'deki yargı bağımsızlığı da vatandaşların gözünde gerçekten gerilemiş durumda. Yani o yargı bağımsızlığından söz etmek artık çok da mümkün olmamış durumda. Bu ilk derece mahkemelerinde de böyle, ikinci derece mahkemelerinde de bir güvensizlik söz konusu. Bu güvensizliğin aşılması adına ne yapılması gerekiyor bundan sonraki süreçte? Ki biz yargıya güvenelim ve yargı kararlarına evet doğrudur diyebilelim. Şimdi burada aslında ikiye ayırarak incelemek lazım. Bir, yargıçların içinde olduğu siyasi duruma dikkat etmek lazım. Hakim Savcılar Yüksek Kurulu'nu siz siyasi bir kurum haline getirirseniz, politik bazı görüşleri orada içeride serpiştirirseniz, hakimler üzerinde bu yönde etkiler yapıp birini serbest bırakan hakimi siz başka bir hakim vasıtasıyla tutuklarsanız, yargının güvenilmez bir yönünü ortaya koyarsınız. Hakimi anında alıp bir yerden bir yere verdiği karardan dolayı tayin ederseniz, açığa alırsanız, ortada bırakırsanız bu güvenin eksikliğinin bir parçası olur. Diğer yandan halkın farklı bir durumu daha var. Yargıda politik baskılar, politik çalışmalar neticesinde duruşmaların ve davaların uzaması. Bu da ayrı bir güvensizlik sorunu. Birkaç ay içinde bitebilecek davaların yıllara sari olması, 10 yıllar süren davaların olması, çıkan sonuçlarda gerekçelerin yeterince yazılmaması, temiz aşamalarında dosyaların düzgün incelenememesi neticesinde iki ayakla iki farklı yönden de baktığınızda halkın adalete güveni çok çok aşağılara inmiş bulunmaktadır. Ne yazık ki. Yeni bir sistem geliyor. Bu sistemde istinaf mahkemeleri, bölge mahkemeleri. Biz yargının bağımsızlığını tartıştığımız bir konuda bir de sistem değişikliği bu işin üzerine biniyor. Sistem değişikliğini bazı yargı çevreleri olumlu karşılarken bazıları da buna tepkili. Biraz bu sistem değişikliğini konuşmak isteriz. Nasıl bir sistem var önümüzde? Ne gibi yenilikler yargıda bizim karşımıza çıkacak? Şimdi bakın, yargıda basit küçük paketlerle, temelden ele alınmayan sorunlarla palyatif çözümler getirmenin kimseye bir yararı yok. Şimdi istinaf mahkemeleri, ara derecede mahkemeler getiriliyor. Efendim bu mahkemelerde yargıçlar ilk derece mahkemesi gibi duruşma açabilecekler.
tanık dinleyebilecekler, keşif yapabilecekler. O zaman ilk derece mahkemelerinin ne anlamı kaldı? Ve bu mahkemelerin, istinaf mahkemelerinin verdiği kararların %90'ı kesin kararlar olacak, temiz edilemeyecek. Şimdi yıllarca konuşulan Yargıtay'ın yükü çok ağırdı, çok ağırdı, çok ağırdı dendi. Evet, Yargıtay'ın yükünün %95'i alındı, istinaf mahkemelerine verildi. Şimdi Yargıtay'da hiçbir yük yok. Neymiş? Yargıtay bir içtihat mahkemesi haline gelecekmiş. Hangi yukarıya çıkacak kararla içtihat verilecek? Kararların %95'i istinaf mahkemesinde kalacak ve verilen kararlar kesin olacak. İçtihat mahkemesi Yargıtay nasıl olacak? Dünyada terk edilen bir sistem, dünyada tanınmayan, dünyada denenip de başarıya ulaşmayan bir sistemi kanaatimce Avrupa'nın baskıları, Avrupa Birliği'nin baskılarıyla yeniden Türkiye'ye getirdiler. Ha sonra size bunun farklı bir unsurunu anlatmam lazım. Halkın bunu bilmesi gerekiyor. Efendim isterseniz kısa bir ara verelim. Peki. O aradan sonra bölünmeden bu konuya tekrar devam Peki. edelim. Gündemin içinden programına şimdi kısa bir ara veriyoruz.